CSS aracılığıyla web sayfalarımızdaki yazılarımızın biçimlendirmelerini kolaylıkla yapabiliriz. CSS font ailesi Serif, Sans Serif ve Monospace font gruplarından oluşur. Web sayfalarında okunabilirliği en rahat olan ve en yaygın kullanılan font grubu Sans Serif'tir. Ekranda Serif font ailesiyle Sans font ailesi arasındaki farkı rahatlıkla görebilirsiniz. Üçüncü görselde Sans Serif'e eklentiler yapıldığını, yani kırmızı renkli kuyruklar eklendiğini ve bu sayede Serif font ailesinin oluştuğunu görüyorsunuz. Web sayfalarımızda bu şekilde kuyruklu harflerdense kuyruğu olmayan, yani Sans Serif font grubundan, font ailesinden faydalanmak okunabilirliği artıracak ve sayfalarınızda ziyaretçilerinizi daha uzun süre tutabilecektir. Yazılarımızı biçimlendirmek için ben bir H1 etiketi oluşturdum ve içerisine kendi ismimi yazdım. Ayrıca CSS dosyama giriyorum ve H1 etiketimin yazılarını biçimlendirmek için H1 ve klangıç parantezler açtım. Yazılarımıza font tanımlaması yapmak için font family komutundan faydalanıyoruz ve font family içerisine birden fazla font ismi yazabiliriz. Arial ve Helvetica veriyorum. Ve yanına da font grubunu kullandığımızı söylememiz lazım. Az önce bahsetmiş olduğum gibi Serif, Sans Serif veya Monospace yazabilirsiniz. Sans Serif daha doğru olacağı için bunu yazdım. Burada Serif, Sans Serif ve Monospace değerlerini de kullanabilirsiniz. Kodumu kaydettim ve tarayıcımı açıyorum. Ekranda H1 etiketiyle oluşturmuş olduğum yazıyı Arial ve Helvetica font ailelerini kullanarak ve Sans Serif font grubuyla biçimlendirmiş olduk. Eğer Sans Serif değil de Serif kullansaydık, font olarak da Serif fontlardan biri olan Times New Roman ve birden fazla kelimeden oluştuğu için tırnaklar içerisine yazdım. Kodumu kaydedip tarayıcımı açıyorum. Sayfamı yenilediğim zaman harflerimin kenarlarında özellikle K harfi, L harfi gibi kuyruklar oluştuğunu görüyorsunuz. Genelde Sans dil grubuna ait olan fontlar, yani Times New Roman gibi olan fontlar okunabilirliği azaltacaktır. Bunun yerine az önce de belirtmiş olduğum gibi Sans Serif grubuna bağlı olan Arial, Helvetica gibi fontlardan faydalanabilirsiniz. Yazılarımızın stilini belirlemek için Font Style komutundan faydalanıyoruz. Font Style değer olarak da italik verdi. Font Style komutu iki değer alır. Birincisi normal, ikincisi de italik. Kodumu kaydettim ve tarayıcım açıyorum. Ekranda da gördüğünüz gibi normal olan H1 etiketim Font Style komutunu kullanarak italik hale dönüşmüş oldum. Font Style'a normal değerini de verebilirsiniz. Bu da i etiketi gibi, m etiketi gibi normalde varsayılan olarak italik olan elementleri normale çevirecektir. Düz, sıradan bir etiket haline kavuşacaktır. Yazılarımızın kalınlığını belirlemek için font weight komutundan faydalanabiliriz. Sabit bir değer alabilir ve bu sabit değerler 100 ile 900 arasında olabilir. Genelde 150 artım şeklinde 100, 200, 300 gibi veya normal, bold, bolder veya lighter değerlerini de verebilirsiniz. Normal değeri rakamsal olarak 400'e eşit, bold değeri rakamsal olarak 700'e eşit, bolder daha koyu anlamında rakamsal olarak 800'e eşit ve lighter da daha ince, yani normalden daha ince anlamında ve rakamsal olarak da 300'e eşit. Ben font weight bold dedim. Ancak H1 etiketleri zaten varsayılan olarak bold'dur, yani kalındır. Font weight komutu kalınlaştırma işlemi yaparken aynı zamanda varsayılan olarak kalın olan bir elementi de normale çevirebilir. Ben burada font weight komutu ile birlikte normal değerini kullanacağım ve H1 etiketimi kalınken normale çevirmiş olacağım. Kodumu kaydettim ve tarayıcımı açıyorum. Normalde H1 etiketim kalınken sayfamı yeniliyorum ve yazılarımın font weight normal komutunu kullandığım için normal şekilde görüntülendiğini görebilirsiniz. Yazılarımızın boyutunu, yani puntosunu belirlemek için font size komutundan faydalanıyoruz ve font size komutuna 16 piksel yazdım. Font size'da piksel
M, RAM, yüzde veya VW, viewport, width anlamında herhangi bir ölçü birimini kullanabilirsiniz. Eğer sabit bir değer tanımlaması yapacaksanız piksel, mobile uyumlu bir tanımlama yapacaksanız M, RAM, yüzde veya ölçeklendirebilir. Mobile daha uyumlu bir değer tanımlaması yapacaksanız da VW'yu kullanabilirsiniz. Kodumu kaydettim ve tarayıcımı açıyorum. Normalde H1 etiketimin boyutu bu şekildeyken 16 piksele düşürdüğüm zaman çok daha küçük olduğunu görebilirsiniz. Yazı tipi ayarlamalarını tek bir satırda daha kısa ve daha kolay yazmak için doğrudan font komutundan da faydalanabiliriz. Örneğin font 2.3 üste koydum. Yazım italik olsun, yani font style kısmı italik. Yazım kalın olsun, yani font weight kısmı bold. Yazım 20 piksel boyutunda olsun, yani font size 20 piksel. Ve yazımın fontu da Arial ve Sans Serif olsun. Yani font family Arial Sans Serif. Bu sayede font family, font style, font weight ve font size komutlarını tek bir font komutu içerisinde kullanmış olduk. Ve aynı şekilde yazımızı italik, kalın, 20 piksel boyutunda ve Arial fontuyla biçimlendirmiş olduk. Kodumu kaydettim ve tarayıcımı açıyorum. Ekranda da gördüğünüz gibi H1 etiketimi 20 piksel Arial ve Sans Serif fontunda italik ve kalın yaptım. Ancak bunu yaparken font family, font style, font weight ve font size komutlarını tek tek kullanmadım. Tek bir font komutu içerisinde toplu olarak kullanmış oldum.